30 dakikaya hoş geldiniz. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce haber başlıkları. Türkiye'de cari denge Ekim'de beklentilere paralel 1.55 milyar dolar fazla verdi. Bu veriyle beraber 12 aylık cari fazla Ekim'de 4.34 milyar dolara geriledi. Cari fazla Eylül'de 5.41 milyar dolar seviyesindeydi. Cari denge kalemlerinden portföy yatırımları Ekim'de 2.73 milyar dolar çıkış kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında doğalgazın olması gerekenden %59 daha ucuz olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Güzel Tekin'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, doğalgazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden %15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden %59 daha ucuz olduğu görülmektedir dedi. Taşınmaz ticaretiyle uğraşan tacirlerle esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine devam edebilmeleri için almaları zorunlu tutulan yetki belgesi için tanınan süre Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren 2020 yılı bütçesi 20 Aralık'ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek bütçe, 2020'de ilk kez 1 trilyon lira sınırını aşarak 1 trilyon 95.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacak. Saudi Aramco hisseleri Suudi Arabistan Borsası Tedavül Endeksinde işlem görmeye başladı. Dünyanın en büyük halka arzında petrol şirketinin hisseleri %10 yükseldi ve tavan yaptı. Bu arada Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve insansız hava araçlarının enkazının incelendiğini ve bu silahların İran yapımı olduğunun şu aşamada doğrulanamadığını bildirdi. AFAD internet sitesindeki verilere göre dün saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Ardından onlarca sarsıntı yaşandı. Bosna soykırımını inkar eden yazar Handke'ye Nobel ödülü verilmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. İsveçli gazeteci Kristina Doktore, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sağlık Ekibi'nde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı. Önce biraz ekonomiyi konuşacağız. Sonra telekomünikasyon sektörüne gireceğiz. Ekonomide bugün itibariyle FED kararı geliyor. Yarın Avrupa Merkez Bankası ve bizim Merkez Bankamızın kararları gelecek. Bunlar özelinde konuşacağız. Sorularınız varsa bu arada onları da yanıtlamaya gayret edeceğiz. Telefon hattımızda Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Çınar var. Ekin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Ali Bey. Şimdi önce Amerikan Merkez Bankası'nı konuşalım. Sonra bizim Merkez Bankamızı ve Avrupa Merkez Bankası'nın neler yapacağı üzerine biraz görüşlerinizi merak ediyorum. Amerikan Merkez Bankası'ndan ne gelecek, ne bekliyorsunuz ve piyasalara nasıl bir etki yapar karar? Evet, şimdi aslında bugünkü FED kararında akşam Türkiye saatinde 22'de açıklanacak ve 22.30'da da Powell'ın konuşması gerçekleşecek. Herhangi bir politika hamlesi beklenmiyor. Powell'ın hani bu yıl 3 faiz indirimi sonrasında bir duraklama ve bekle gör dönemine girildiğini sinyalini vermesi bekleniyor genel olarak. Bloomberg terminali üzerinden de opsiyon fiyatlamalarından türeten olasılıklara baktığımızda piyasanın da bu beklentileri fiyatladığını görüyoruz. Burada birkaç önemli nokta var takip edeceğimiz bizim Ali Bey. Onlardan bir tanesi DAT Plus tahminleri. Yani ekonomik projeksiyonlar ve DAT Plus tahminleri. Hatırlayacaksınız Eylül ayında yayınlanan DAT Plus'ta, en son yayınlanan DAT Plus'ta 2020 için herhangi bir faiz değişikliği beklentisini olmadığını görmüştük üyelerin.
Evet. Bu resmin bugün değişip değişmeyeceğini takip edeceğiz ve diğer beklentileri takip ediyor olacağız. Bunun yanında da FOMC üyeleri değişiyor biliyorsunuz önümüzdeki yıl. 4 bölge başkanı ve 7 dönem FOMC yapısı aslında burada önemli. Önümüzdeki döneme ilişkin. Bu yıl faiz indirimlerine karşı çıkan üyeler çıkacak. Onun yerine daha güvercin tonlu üyeler gelecek. Bu önemli. Ama genel olarak dediğim gibi önemli bir politika değişikliği beklenmiyor. Burada Powell'ın yapacağı açıklamalar da yine önceki toplantıyla aynı olacaktır diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz, verileri izleyeceğiz diyecektir diye düşünüyorum. Yarınki ECB ve merkez toplantımız biraz daha önemli Fed'den Ali Bey. Yani piyasa dinamiklerindeki değişiklik açısından daha... Evet. Ön planda olacak diye düşünüyorum. Kendi merkez bankamıza başlayayım dilerseniz. Biz 150 bas puan faiz indirimi bekliyoruz. Piyasa beklentisi de bizim beklentimiz dahilinde. Yani %14 olan politika faizinin 12,5 seviyesine inmesini bekliyoruz. Burada 2020 yılının yani önümüzdeki yıl ilişkin ise 2020 yılının başında PPK'nın 2019 yılı boyunca yaptığı faiz indirimlerinin etkisini görmek için bir süre bekleyeceğini düşünüyoruz. Fakat yeniden kademeli faiz indirimleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir bekle gör dönemi daha sonra da ekonomideki görünümün nasıl evrileceğiyle birlikte kademeli olarak indirimlerin devamı şeklinde bir beklentimiz var. Ancak tabii ki bu daha uzun vadeli olduğu için revizyonlara tabi olabilir önümüzdeki dönemlerde. Ve ECB. ECB'den herhangi bir şey beklenmiyor Ali Bey. Bir hamle evet. beklenmiyor. Zaten Avrupa Merkez Bankası para politikası konusunda atılacak bütün adımları atmış durumda ve orada parasal aktarım mekanizması önemli arızalar var. Dolayısıyla politika çerçevesinde yapılacak çok fazla bir şey yok. Burada çiçeği burnunda Başkan Lagarde'ı biz dinleyeceğiz. Daha önce Maliye Bakanlığı görevi yürütmüş ve geçtiğimiz yıllarda ECB'nin maliye politikasının gerekliliğine yeteri kadar değinmediği şeklinde eleştirilerde bulunmuştu. Dolayısıyla burada hem para politikası hem de maliye politikası tarafında daha gevşek politikaları desteklemesini bekliyor piyasa Lagarde'ın. Kısacası ben yani hepsini toparlayacak olursak ECB ve Fed'den önemli politika hamleleri beklenmiyor. Ama ECB'nin daha mali taraftaki gevşemeyi vurgulaması bekleniyor. Son olarak kur ve euro dolardaki beklentilerimi de belirtmek isterim. Kurda biz 5.78-5.82 aralığını ön plana çıkarıyoruz kısa vadede Ali Bey ama evet. 5.82'yi önemli bir euro yukarı yönlü kırılırsa 86-90 bandını işaret eder bize teknik göstergeler. Euro dolar paritesinde de biz daha kötümser taraftayız. Orta uzun vadeli euro bölgesinde dinamikler çerçevesinde aşağı yönlü hareketin daha ön planda olacağını düşünüyoruz. 1.11.50 üzerinde bir hareketlilik beklemiyoruz. 1.11 ve 1.11.50 arasındaki hareketlerin satış fırsatı yaratacağı görüşündeyiz. Önümüzdeki dönemde yeniden 1.10 seviyesi altına bir geri geliş bekleriz euro dolar paritesinde de. Evet. Bakalım dolar kurunda 5.82 önemli. Dediğiniz gibi ben de aynı evet. kanaatim. Teknik analiz bize onu söylüyor. Eğer orası kırılırsa yukarı doğru gitme ihtimali var ama şu anda 5.79-5.81 aralığında gezinecek olan bir dolar kurundan bahsediyoruz. Yarın gelecek karar kur üzerinde nasıl bir etki yaratacak onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi cari denge verisi geldi bugün itibariyle. Eylül'den Ekim'e 1 milyar dolardan daha fazla bir cari dengede kaybımız var. 4.31 milyar dolardan 5.41 milyar dolara gelmiş durumdayız. Dolayısıyla cari fazlayı daha az vermeye başladığımız evet. bir döneme giriyoruz. Şimdi hem grafiklerimiz var, arkadaşlarımız onları verecek ekrana. Hem de bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu. Çünkü bir yanda ithalatta da düşüş söz konusu. İthalattaki düşüş devam ettiği takdirde cari fazla vermemiz giderek azalacaktır. Yani cari fazladaki eğilim, yukarı doğru gitme eğilimi giderek düşüşe geçecektir diye düşünüyorum. Buyurunuz. Evet, zaten burada bir normalleşme süreci aslında beklentilerimiz dahilindeydi. Yani bu cari fazla sürecinin uzun sürmeyeceği ve hem ithalat görünümündeki değişiklik hem yurt içi talep dinamiklerindeki değişiklik... Bu sürecin yavaş yavaş özellikle Ekim ayı itibariyle aslında biraz bunun sona ermesi, peak seviyeyle birlikte sona ermesini bekliyorduk. Dediğim gibi bir dengelenme süreci söz konusu. Bizim burada kurum olarak cari işlemler dengesi tahminimiz yıl sonunda 2 milyar dolar fazla olması yönünde. Evet. Önümüzdeki yıla ilişkin ise Ali Bey 2020 yılında ekonomik aktivitede beklenen
görece toparlanmanın etkisiyle, yani bu yıla kıyasla, hani biz bu yılın başında 2019'u küçülmeyle, bir eksi büyümeyle, eksi büyüme olmaz, küçülmeyle kıvamayı bekliyorduk. Ancak ufak da olsa bir büyümeyle tamamlıyor olacağız. 0.5 civarında bir beklenti söz konusu, ama 2020 yılında bir miktar toparlanma görünmesi bekleniyor. Bu toparlanmanın etkisi de cari işlemler dengesinin açığa dönmesini bekliyoruz. Dolayısıyla sizin de az önce söylediğiniz gibi bu ne kadar sürdürülebilirliğin sorgulandığı bir dönem değil. Sürdürülmesi tabii ki çok çok mümkün olmayacak. Çünkü ithalatın yurt içi talep dinamiklerinin birazcık iyileşmesi beklentimiz çerçevesinde ithalatın da yukarı yönlü ivmeleneceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu da ithalattaki gerilemenin cari işlemler dengesi üzerindeki pozitif etkisi azalacak. Hatta bir yerden sonra negatife dönecek. Ve bununla birlikte de cari işlemler dengesinin önümüzdeki yıl tekrar açığa dönmesini, yani önümüzdeki yıl itibariyle tekrardan cari işlemler açığı vermeyi bekliyoruz. Bu çerçevede de bizim 2020 yıl sonu cari işlemler dengesi, cari işlemler açığı daha doğrusu tahminimiz 12,5 milyar dolar civarında. Yani 2020 yıl sonunda 12,5 milyar dolarlık bir cari açık tahminimiz var. Ancak bunu yıl içerisindeki verilerle tekrar revizyona tabi tutabiliriz, ama şu andaki beklentimiz bu yönde Ali Bey. Evet, şimdi biraz önceki grafiği verirlerse arkadaşlarımız aşağı doğru gidiş görüyoruz. Yani Ekim ayı itibariyle başladı bu iniş. Kasım, evet, Aralık'ta, evet, da muhtemelen daha az cari fazla vereceğiz. Bu, evet, da bizim yıl sonu itibariyle büyüme rakamımızı son derece yakından ilgilendiren bir parametre diye düşünüyorum. Yıl sonu için 0.5 yeni ekonomi programında öngörülen tahmin bu, evet, yönde. IMF'nin, Dünya Bankası'nın, OECD'nin tahminleri de aşağı yukarı bu seviyede 0.3-0.5 aralığında. Ama cari dengedeki fazlalık eğer çok hızlı düşmeye başlarsa korkarım tahminleri tutturmakta zorlanacağız. Evet, dediğiniz çok doğru. Zaten büyüme tahminleri genelde birazcık daha iyimser projeksiyonlarla yapılıyor biliyorsunuz her yılın başında. Bizim bu yıl öyle olmamıştı, ama bizim de kurum beklentimiz 0.5, onu da belirteyim. 2020 yılında ise biz kurum olarak yıllık %3,5 bir büyüme bekliyoruz Ali Bey. Evet. Fakat cari işlemler dengesindeki fazladan açığa dönme, zaten cari açık ve büyümenin ters orantılı olduğu çok artık, evet, bilinen bir gerçek. Bunu tekrar vurgulamaya çok gerek yok. Oradaki fazladan açığa geçiş beklentilerin üzerinde olursa büyüme beklentileri de çok ciddi bir şekilde aşağı yönü gelecektir tabii ki. Şu anda yıllık büyüme tahminleri bu açığın yavaş yavaş, fazlanın yavaş yavaş açığa döneceği beklentileri altında oluyor. Ancak olup da, yani beklentinin üzerinde bir teşvik gelir, yurt içindeki talep beklentinin üzerinde canlanır ve ithalat çok daha hızlı bir şekilde ivme kaydederse, bu cari işlemler açığının çok hızlı bir boyutta artmasına ve tabii ki büyüme beklentilerinin de önemli ölçüde azalmasına sebep olacaktır. Sadece yurt içi dinamikler değil tabii ki burada konuştuğumuz. Biz kendi dinamiklerimize ulaşırken dünya çapında da bir küresel büyümede bir yavaşlama söz konusu. Bu zayıflamanın aslında en başında gelişmiş ekonomiler düzeyinde Euro bölgesi geliyor. Amerika'da daha o kadar konjonktürel bir sıkıntı yok. Hani 10 yıldan fazladır aralıksız büyüyen bir ülkenin ekonomik cycle döngüsünde tabii ki bir duruma ve resesyona girmesi aslında birazcık da beklenebilir bir düzey. Fakat Euro bölgesindeki sıkıntılar, Almanya'daki imalat sektöründeki zayıflık, yani 148'lerde olan PMI'leri konuşuyoruz. Dolayısıyla global konjonktür de biraz zorlayacak önümüzdeki yıl gibi duruyor. O yüzden biz cari açıktaki bu kötüleşmenin, fazladan açığa geçişin hızı çok çok önemli. Zaten küresel taraf bizim için çok destekleyici bir görünüm sunmuyor. Fed, Merkez Bankaları bu yıl gevşeyiciydi. Küresel risk iştahı açısından pozitifti, ama onun da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. ECB devam eder diye umutlar var, ama orada para politikası atılacak çok adım yok. Az önce de belirttim, parasal aktarım, evet, mekanizmasında önemli arızalar var. O yüzden bekleyip göreceğiz, ama önümüzdeki yıl için şu anki beklentimiz bizim 3,5'luk bir büyüme. Fakat revizyonlar söz konusu olabilir. Pekala, çok teşekkürler. Şimdi bilişim ve telekomünikasyon sektörüne bakacağız. 3 ayrı konu var. 3 ayrı konuyu ayrı ayrı başlıklar halinde inceleyeceğiz, ele alacağız. Telefon attığımızda bilişim uzmanı Füsun Sarp Nebil var. Füsun Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi 3 konu var. Hangisinden başlayacağımıza siz karar verin. Bir tanesi Türkiye'nin siber altyapısı giderek zayıflıyor. Daha doğrusu siber altyapısı
siber üst yapısına uygun hale henüz getirilebilmiş değil. Çünkü çok az fiber kablo döşüyoruz. Bu bir. İki, YouTuber'ların yani 500 bin lira ve yılda 500 bin liradan daha fazla kazanç elde eden YouTube fenomenlerinin vergiye tabi tutulması ile ilgili süreç var. Bir üçüncü konu da Rusya'nın öncülük ettiği, Çin'in de kervana katıldığı bir durum var. Artık Çin de Rusya gibi ülkesinde kullanabileceği her türlü bilgisayar ve yazılım altyapısını yerli imkanlarla karşılamaya karar verdi. Bu bir yasa hükmü değil ama bir zorunluluk olarak hayatlarına girmiş durumda. Rusya ve Çin'in bu kervana katılması arkasından buna örneğin Hindistan'ın, Endonezya'nın, Malezya'nın ya da bir başka ülkenin girmesi durumunda durumun ne olacağını, Amerikan şirketleri bakımından nasıl bir sonuç yaratacağını sormak istiyorum. Hangisinden başlamak isterseniz baştan sona sondan başa fark etmez. Buyurun. Sizin sırayla başlayalım. Buyurun. Fiber bağlantıda siz de gayet güzel ifade ettiniz. Altyapı üst yapıya uygun değil. Bugün bir fiberle ilgili 1 milyon kilometre olmalı diye Murat Erkan'ın sözleri var. 1 milyon kilometre en az olması, acil olması gereken miktar. Ama bu yönde bir hareket göremiyoruz. Bu telekom operatörleri de biliyorsunuz 4.5G'de çok yüksek lisans ücretleri ödediler. Tabii. Ve bunu henüz geri kazanamadılar. Bu nedenle yeni yatırım yapmak konusunda zorlanıyorlar. Üstelik fiber konusu yıllardır işte operatörlere bırakıldığında bir türlü çözümlenemiyor. Devletin bu konuda stratejisini belirlemesi ve acil müdahale etmesi gerekiyor. Bunun için de firmaların yaptığı başvurular özellikle belediyelerde durduruluyordu. Bunların açılması lazım. Açılacağını da duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımların hızla yapılması lazım. Bunun için de ortak altyapı şirketi kurulmuştu 3 yıl önce. Bunun yani bütün operatörlerin katılacağı bir ortak altyapı fikri parlak. Devletin de bunu desteklemesi lazım. Vergi meselesine gelince burada sormak istediğim bir şey var. Tabii. Onu aradan çıkaralım. Sonra diğer konuya geçebiliriz. Şimdi şu anda Türkiye'nin fiber altyapısı kaç kilometre? Olması gereken ne? Neden yapılamadığı konusunda bir görüşünüz var mı? Yani neden o seviyeye gelemedik? Çok aşağıda olduğumuzu biliyorum ama rakamları sizden duymak istiyorum. Ali Bey, 10 yıldır bunu yazıyorum. Evet. 365 bin kilometre Türkiye için, bu Türkiye büyüklüğündeki bir ülke için 1,5 yılda yapılması gereken miktar. Ve 10 yıldır bu miktar çok küçük. Mesela 2014'te sadece 14 kilometre gibi çok küçük miktarlarda artıyor. Onun en az 3-4 milyon kilometre olması gerekirdi. Türkiye Türk Telekom'u özelleştirdiğinde 30 milyon kilometre bakır şebekesi vardı. Evet. Bakır şebeke ses iletmeye yarar, veri iletmeye yaramaz. Arada DSL denen bir teknoloji, eklektik bir teknoloji geliştirilerek o geçiş dönemi için bir fikir bulundu ama dünyada, Türkiye'de değil tabii. Ama DSL bildiğiniz gibi video özellikle seyretmekte sorunlu. Yani bunun fibere dönüşmesi lazım. Özellikle de 5G'den bahsediyorsak, bir sürü otonom araçtan, IoT'den vesaireden bahsediyorsak bu altyapının güçlendirilmesi lazım. Bunun şu andaki ihtiyacımız olan aslında en acil 1 milyon kilometre ama gerçi 3-4 milyon kilometre olmalı. Evet. Neden olmadı? 10 yıldır örneğin İstanbul Belediyesi 1 metre bile fiber kazı izni vermiyor. Sorun bu. Evet. Yani olması gerekenin onda biri kadar bir fiber altyapısı döşenmiş durumda. Şimdi bu Telekom'un özelleştirmesi süreciyle çok yakından ilgili biliyorsunuz. Türk Telekom'un o dönemde imtiyaz sahiplerinin Lübnanlı Hariri ailesinin bu imtiyazları iyi kullanabilmesi ve kurumu karlı hale getirebilmesi için bir böyle nefes alabilmesi için bir anlamda göz yumuldu ve fiber altyapısının geliştirilmesi konusunda müsamahakar davranıldı. Bu da Türkiye'nin geldiğimiz noktada, hatta elimde bir veri var, yani şu anda hazırda değil, çıkarıp koyabilecek durumda değilim ama OECD içinde 36 ülke içinde internet hızı en düşük ülke şu anda Türkiye. Dolayısıyla bu dünyada da 102.
Evet, dünyada da 102.'yiz. Yani 190 ülke arasında. Peki gelelim YouTuber'ların meselesine. Yani 500 bin lira ve daha üzeri gelir elde edenleri bundan sonra vergilendirecekler. Bunu nasıl yapacaklar? Bu acaba YouTuber'ların başka alanlara kaymasına, yani vergi dışı bir cennete kayıp oradan işlemlerine ya da fonksiyonlarına, aktivitelerine devam etmelerine yol açar mı? Ali Bey, siz de biliyorsunuz bütün dünyada son 20 yılda en büyük problemlerden biri bu internet devlerinden vergi almak. Hiçbir ülke alamıyor. Sadece biz değil, İngiltere de alamıyor, Fransa da alamıyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bunlar vergi cennetlerine doğru kaymış durumdalar. Evet. Türkiye'de YouTuber'lar birdenbire çok popüler hale geldi biliyorsunuz son 3-5 yılda. Ve bunların bazıları iyi paralar da kazanabiliyor. Devlet de yakaladığından vergi alıyor. Yani dünyadaki Google, Facebook'tan vergi alamıyor. Onlardan daha çok cezalarla para almaya çalışıyorlar. Doğru. Bütün ülkeler de böyle. Bizde de YouTuber'lardan, sonuçta onlar da bir gelir elde ediyor ama vergi ödemeleri gerekiyor. Peki, geldik o zaman. İkinci tür bir ticaret savaşı aslında cereyan eden, biraz önce aktardığım bilgi, Çin bundan böyle yazılım ve donanımda yerli kullanımına geçiyor. Rusya da bu kararı almıştı. Arkasından başka ülkelerin de gelebileceğini düşünüyoruz. Bu Amerikan telekomünikasyon ve bilişim sektörü açısından alarm işaretlerinin verildiği bir dönem anlamına gelebilir mi ve nereye doğru gider? Şimdi tabii bunu Huawei olayıyla başlattı. Evet. Amerika. Huawei'nin arkasından bir sürü Çinli firmaya, ZTE'ye, Sugora, bir sürü firmaya bu şekilde engel koydu. Biliyorsunuz Mayıs ayında da Trump bir kararname çıkardı. Bunları yasakladı. Bunları yasaklarken bir yandan da habire bunların güvenlik açısından sorunlu olduğunu söylüyor Amerika. Tabii bu tersine size ne düşündür diyor. Demek ki onların da sattığı ürünlerde güvenlik sorunu var. Türkiye'de de Temmuz ayında dijital ofis böyle bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınladı. Yani kamu kurumlarında evet, sadece yerli yazılım ve donanım kullanacak. Tabii onların bir belirlediği süre yok. Bu işin çok zor olduğu da kesin. Aslında yıllar önce alınması gereken bir karar. 30 yıl önce, 40 yıl önce alınması gereken karar. Çin için de öyle. Bu dönemde Amerikan malları bütün ülkeleri sardı. Çin 3 senede, yani 2020'de %30'u, 2021'de %50'si ve 2022'de geri kalan %20'si olmak üzere yaklaşık 30 milyon kamudaki bilgisayarı ve yazılımları atıp yerine Çinlileri koyacağını söylüyor. Bunu Financial Times 2 gün önce Çin Komünist Partisi'nin bir kararı olarak yayınladı. İki tane Çinli siber güvenlik firmasının verdiği bilgiye, isimlerinin açıklanması istemeyen iki firmanın verdiği bilgilere dayandırarak verdi. Buradaki sorun şu, Amerika'nın Çin'e özel sektör dahil sattığı malların toplamı 150 milyar dolar. Yani evet, savaşın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? İnanılmaz tabii. Önümüzdeki dönem bunların nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi tabii ticaret savaşının boyutlarını göstermesi bakımından önemli dediğiniz gibi. Bu işte domuz eti, soya fasulyesi ve benzeri ürünlerle başlayan, şimdi başka bir evreye doğru geçen bir süreçten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, yani Donald Trump'ın elindeki silahları çok iyi bilmediğini görüyoruz bu durumda. Çünkü Huawei CEO'sunun gözaltına alınmasından sonra Kanada'da, o olayla birlikte bu bir şekilde fitili yakılmış oldu. Bundan sonrası artık karşı tarafın bir taviz almak üzere gelip masaya oturmasını gerektirecek diye düşünüyorum. Çünkü aksi halde Microsoft'tan Google'a, Apple'a kadar bütün Amerikan şirketleri çok zor bir dönem yaşayabilirler diye düşünüyorum. Bunu bile tabii yatırımcı açısından ve borsa değerleri bakımından düşünmek lazım. Yani Amerikan borsaları en hayati
unsurlara sahip şu anda. Amerika'da bir başkanın seçilebilmesi için Amerikan borsalarının çok iyi performans çıkarması lazım. Ne zamana kadar? 2026 Kasım'ına kadar. Belki bir süre tamamlandı ama birkaç cümleyle. Acaba böylesi bir yeni müzakere masası kurulabileceğini düşünüyor musunuz teknoloji için? Aslında bütün dünyada siz de söylediğiniz problem var. Güney Kore ile de Japonya arasında böyle bir sorun çıktı. Güney Kore ürünlerinde Japon entegreleri kullanılıyor. Evet. Japonya bunları blokladı. Fakat sonra Trump'ın oraya girmesiyle çok yeni Japonya ile Güney Kore arasında bir yaklaşma var, bir anlaşma var. Ben önümüzdeki dönemde bu tür silahların çekileceğini düşünüyorum. Çünkü telekom veya bilişim ürünleri sadece ekonomik değeri olan konular değil, yanı sıra istihbarata yarayan konular. Yani bu müzakere masalarının çok çeşitli olması gerekiyor. Bu arada bunu globalleşmenin veya globalleşme karşıtlarının mücadelesi olarak yorumlayanlar da var. Bu evet. Da olayın başka bir yönü. Pekala, çok teşekkürler Sıra Hanım. Böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.